Herkese merhaba arkadaşlar. Naci Hoca ben. Bugün sizlerle kendimin uzunca bir süredir kullanmış olduğu bir sözlüğü paylaşmak istiyorum. Birçok arkadaşım da hocam biz çalışma yapmak istiyoruz ama kelimemizi hem bir yandan çalışıp hem de parça çalışması yapacak şekilde ya da farklı aktivitelerle yani sadece sözlüğün İngilizceden Türkçe ya da Türkçeden İngilizce anlamına bakmak istemiyoruz. Biraz daha ileri düzey çalışma yapmak istiyoruz dediklerinde kendilerine önerdiğim bir sözlük arkadaşlar. Bu sözlüğümüz thefreedictionary.com şeklinde girdiğiniz zaman thefreedictionary.com şeklinde girdiğinizde karşınıza direkt şöyle bir arayüz olacak şekilde gelir. Bayağı esnek bir arayüzü var arkadaşlar. Öncelikli olarak kendisine şöyle bir size tanıtmış olayım. Yukarıki tarafta bir login yaptığınızda ister Facebook ya da farklı hesaplarla giriş yapabiliyorsunuz. Sizi kendi içerisinde, kendi bulunduğunuz ilde ya da dünya çapında belli bir sıralamaya koyuyor. Ne kadar bu sitede takılırsanız, ne kadar bu sözlükten yardım alırsanız ona göre sizi belli bir derecelendirmeye de tutuyor. Eğlenceli bir forma sokmaya çalışıyor. Kendi diyor home page'inizi, normal ana sayfanızı customize edebilir. Kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Yani isterseniz bu bölümü beğenmedim, şuraya alayım diyebilirsiniz. Ya da şunu şu tarafa almak istiyorum şeklinde. Yer değiştirebilecek olan her türlü yerde yer değiştirebiliyorsunuz. Bazılarında hani yer vermeyebilir, yer değiştirmeyebilir ama olanak tanıyorsa direkt dediğim gibi buradan buraya çekmek istersiniz. Aşağı almak istiyorum diyebilirsiniz. Herhangi bir şeyle yer değiştirebiliyorsunuz yani. Böyle esnek bir arayüzü var. Birçok açıdan kelimeyi ya da birçok açıdan yapıyı inceleme şansınız olacaktır. Onlara geçmeden önce şöyle hemencecik. Burada bir forum sayfası oluyor. Neler tartışılıyor? Çok aktif bir şekilde birçok tartışma gerçekleştirilebiliyor. Word of the day hemen günün sözcüğünü buraya atıyor. Soğukkanlı diye bir sözcük atmış mesela. Calculated şeklinde tanımını yapıyor efendim. Sinonimini hemen ufacık vermeye çalışıyor. Eğer kullanımına ilişkin ekstra bilgi görmek istiyorsanız discuss deyip devam edebilirsiniz. Yan tarafında bir free dictionary block kısmı var. Bloğa geçtiğinizde size kelime öğretme yöntemi olacak şekilde birçok oyun da sunuyor. Bir kelime labirenti var, bir maze var, bir word maze var. Kaç tane sözcük bulabileceksiniz şeklinde böyle bir challenge yapıyor size. Gramer dersinde positive phrases şeklinde mesela bir konu çıkarmış. O konunun size ne olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bu belirteçleri anlatıyor, efendim bütün tensleri vesaire. O gün hangisi geliyorsa o gün takıldığınızda zaten görmüş oluyorsunuz. Daha fazlasını görmek istiyorsanız devam edebiliyorsunuz. Hemen günün makalesini. Yan tarafta flash kart, kelime kartı atmak istiyorsanız burada kelime kartı oluşturabiliyorsunuz. Kitap okuduğunuz bir liste varsa vesaire orada bir kitap ayracı olacak şekilde size bir hatırlatmada bulunuyor. Şurada kaldınız, burada kaldınız diye. Günün makalesini veriyor. Mesela The Plant with an Appetite tadı olan bir bitki sunmuş burada. Nepenthes raja diye bir bitkiden bahsetmiş. Gayet advanced olabilecek ve sizi bir adım yukarıya taşıyabilecek olan parçalar. Yani buradan günde bir tane parça çalışması yapmak bilenlere çok şey katacaktır. Hemen buradan live searches'ları görebiliyorsunuz. Canlı olarak insanlar şu anda gerçekten ne arıyor, ne buluyor. Onlara bakmış, saving aramış, Himalayan range aramış, Ebeşli diye bir şey aramış, care order, kumbeli. Yani gördüğünüz üzere birçok kelime akıyor. Yani insanların gayet aktif bir şekilde online kullandığı bir sözlük. Desteğin history, tarihte bugün sayfası var, neler olmuş. First passenger elevator installed olmuş. İlk yolcu efendim taşıyan asansörün monte edildiği zamana yönelik bir paragraf, bir parça atıyor arkadaşlar. Yan tarafta adam asmaca görüyorsunuz. Bir kelime size gönderiyor başla dediğiniz zaman. Today's birthday'lerde hemen her gün bir kişinin malum önemli bir kişinin doğumuna yönelik doğum günü ve biyografisine yer vermeye çalışıyor. Quotation of the day günün sözünü paylaşıyor burada. Kimden olduğu vesaire. Yan tarafta bir spelling bee yapıyor. Yani bir kelimeyi bakalım doğru telaffuz edebilecek misiniz, edemeyecek misiniz diye. Ekstra işte yan tarafta bir weather hava durumunu da sunuyor. Kelime özellikle matchup yaptığında sinonim çalışması yapıyor ki kelimeleri görüyorsunuz bayağı advanced kelimeler arkadaşlar. Yani kişi burada gidecek birazcık sözlük karıştıracak ekstra bir boyutta ya da deneme yanılmayla doğru sözcükleri alıp yani bunların ardından bırakın YDS YÖKDEL'i
TOEFL'a bile ya da IELTS'e bile çok rahatlıkla devam edilebilir. Yan tarafında mismatch var. Efendim yani antonim zıt anlam olacak şekilde bir çalışma yapıyor. Kelime de iki boyutta yapıyor. Cevapları normal bulup ondan sonra tekrar yapma şansınız var tabii ki. Yan tarafında bir kelime ağı var. Tıkladığınız zaman oyna dediğinizde size kelimelerden türetmeye çalışıyor. İşte bir nevi Scrabble mantalitesiyle size bir kelime oyunu devam ettiriyor. Bir genel kültür köşesi var. Today's Holiday diye. Mesela bugün Pakistan günüymüş efendim. Oradan görebiliyorsunuz. Genel kültüre de bu anlamda hani bir katkısı var. Benim en çok sevdiğim bölümlerden bir tanesi Idiom of the Day, yani günün o gün öbekleşmiş ifadesi olarak size ne veriyorsa make the Vulcan ring şeklinde bir şey vermiş. Neymiş anlamı? To make a very loud reverberating sound or noise. Yani çok yüksek bir ses çıkarmak, gürültü koparmak şeklinde gidiyor. Tıkladığınız zaman üzerinde direkt sizi arkadaşlar bir animasyonla beraber YouTube sayfasına yönlendirmiş oluyor. Bunu baştan sona çok rahat, güzel bir animasyonla anlatmaya çalışıyor. Kendi içerisinde şöyle bir örnek vesaire verdiği de oluyor. Kendi içerisinde şöyle söyleyeyim. Çok faydalı olan bölümlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Benim en çok sevdiğim yerlerden bir tanesi bu Idiom of the Day. Şimdi biraz atıyorum bir tane kelime aratayım. Inspect efendim diyelim. Inspect'e teftiş etmek şeklinde falan. Hemen başta sizi bir dictionary karşılıyor. Normal sözlükte olunabilecek tarafları. Efendim, sözlük tipleri farklı. Thesaurus var, yani eş anlam sözlüğü var. Tıbbi bir sözlük var. Efendim adli çerçevede değerlendirebileceğiniz bir hukuk sözlüğünü atıyor size, adli sözlük. Yine financial dictionary deyip mali bir sözlüğü atıyor. Acronyms kısaltması varsa bu inspector onu bile veriyor. Idiom'u varsa ansiklopediye gönderiyor. Oradan Wikipedia ile alakalı olan bir parça vesaire varsa teker teker alıyor. Öncelikle bir işte transitive verb, bir geçişli fiil olduğunu anlatıyor. Hallerini yazıyor. To examine carefully and critically. Efendim şöyle hemen yakından ve önemli ölçüde bir gözlem yapmak, gözetlemek şeklinde, especially for flaws, özellikle diyor hatalar, kusurlar için bir teftiş etme durumunu anlatmış. To review or examine officially, da resmi boyutta bir teftiş söz konusuysa onu da yine aşağı taraftan vermiş. Köken olarak nereden geldiğini, Latinceden geldiğini vesaire gibi genel kültürde arttırıcı bilgiler veriyor. Ondan sonra olabildiğince herhangi bir hali varsa, sıfat hali, zarf hali, isim hali size bunları sunuyor. Sonra bir daha farklı örnekler olabilecek boyutta getiriyor arkadaşlar. Devam edeyim şöyle. Yine bir daha değerlendiriyor kendi içerisinde. Hemen paralellik gösterecek eş anlamlı olanları yeşille beraber farklı boyutlarda. Yan tarafında şöyle flash kartlı ufak kelime kartlarıyla göstermeye çalışıyor. Bir nevi hemen bir sinonim sözlüğü, kısa bir sözlük oluşturuyor size burada. Yine örneklerini vermeye devam ediyor. Tekrardan değerlendiriyor. Bayağı yani 3-4 farklı boyutta değerlendirebiliyor. Bakın hala inspect'i tekrar tekrar vermiş kendi içerisinde. Evet, bu şekilde aşağı taraflarda da mesela demiş ki klasik edebiyatta karşımıza bu inspect'in geçmiş olduğu, efendim kelimemizin geçmiş olduğu parçalar. Bunları weaving context derseniz nerede geçiyorsa sizi oraya hemen yönlendiriyor arkadaşlar. Burada yok ama eğer göremedim şeyi de veriyor. Yani İspanyolcasını, bazen İtalyancasını vesaire yan tarafta onları da vererekten böyle bir genişletme falan yapıyor. Farklı bir dilde de hani ilgileniyorsanız hemen şu yan tarafta mesela farklı bir dile atabilir. Direkt bir daha bakabilirsiniz demiş mesela. Şu taraflarda görüyorsunuz İspanyolcasını vermeye çalışmış burada. Mesela Arabic desem hemen Arapçasını veriyor inspect kelimesini. Chinese desem direkt verdi. Efendim atıyorum şu tarafta Afrikaans dedim. Göndermedi. Getirmedi karşımıza ama Danish dedim vesaire. Bunların hepsini bize gösteriyor. Farklı dillerle de eşleştirmek isterseniz orası da çok yardımcı olur. Ben mesela burada thesaurus dedim. Bu da sevdiğim bir bölüm arkadaşlar. Eş anlamlar attığınızda bakın karşınıza ne geliyor. Gerçekten çok süper. Ne var? Burada inspect'i almış ortaya. Demiş ki ben bir kelime ağı oluşturuyorum. Bir kelime haritası oluşturuyorum demiş. Bu şekilde
kendi içerisinde verebildiği kadar examine geçip oradan efendim look over, eyeball, scrutinize, check out, scan demiş, go over ya da go through demiş. Aşağı tarafta check'le supervise, check out şeklinde gidebildiği kadar gitmiş arkadaşlar, açabildiği kadar açmış. Yani bu anlamda çok çok iyi. Hemen yani kısa bir sinonim tarafını daha toparlamış burada gördüğünüz üzere. Hemen aşağı tarafta hala devam ediyor. Gerçekten hani baştan girip sondan çıkıyor, bir inspektör aratıyorsunuz. Tıbbi çerçevede demiş ki to examine visual, yani görsel olarak bir göz atma, bir muayene etme boyutunda almış. Legal'da var mı? Var. Şu tarafları vermiş. Hatta geniş bir şey var mı diye bakıyorum. Yok, sadece eş anlamları vermiş. Financial'da bakın inspection'ı, teftişi bir güzel açmış arkadaşlar. Birçok yapıyı burada veriyor. Bir şeyin kısaltması olabilir mi inspect? Gerçekten çıktı. Intelligent System for Air Campaign Plan Evaluation Based on Expect vesaire diye gitmiş. Şu taraflarda hani böyle bir kısaltma mantalitesi de değerlendiriliyormuş demek ki. Wikipedia'ya vesaire attığınızda teftişle alakalı size hemen bir parça çıkartı veriyor arkadaşlar. Parçanın içerisinde Specific Inspection, özel teftişlerden, Fire Equipment, Business vesaire diyerekten gidiyor. Bayağı geniş bir çerçeveye hitap ediyor. Offline olacak boyutta da indirebilir, o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Bayağı yaygın arkadaşlar, kullanılan, güzel. Sizleri bir adım ileriye taşımayacak olan bir sözlük olduğunu düşünüyorum. Buradan hani rahatlıkla faydalanabilirsiniz. İlla normal Türkçeden İngilizceye olacak olan basit demeyeyim de hani herkesin başvurduğu sözcükler sizi pek kesmeyebilir o anlamda. Bir adım yukarı atmak istiyorsanız thefreedictionary.com'dan çok rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Böyle faydalı gördüğüm siteleri vesaire yeri geldiğince paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar arkadaşlar.